Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvan.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz. Çağrıma kulak asıp sevdiklerini, eşini, dostunu, akrabasını, tanıdıklarını kanalımıza davet eden bütün kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Ben bu videoyu çekerken 779'du yani 58.779'du ve inşallah daha sonrasında göreceğiz arkadaşlar desteklerinizi her daim bekliyoruz. Dün akşam oynanan maçta Galatasaray, Bayern Münih'e ye 3-1 yenildi. Şimdi tabii ki de dalgasını geçeceksin. Tabii ki de şakasını, şeyini yapacaksın. Niye? Çünkü UEFA Kupası'nda ben de dahil hepimiz Galatasaray'ı destekledik. O günden sonra ne olduysa Kupa bizim. Siz başkasınız, siz şöylesiniz, siz böylesiniz. 3 Temmuz sürecinde yaşananlar, yaşatılanlar. Yine her şey, hiçbir şey umurumda değil. Maçın özelinde şunu söyleyeyim. Yani üstün olan taraf Galatasaray bilmem kaçıncı dakikaya kadar. Niye? Çünkü baskı, pres, baskı, pres, baskı, pres. Okey. Ancak sonrasında karşındaki takım bir tecrübe abidesi. istediği kadar kötü olsun. Yani istediği kadar kötü olsun karşındaki takım bir tecrübe abidesi. Ve şunu da söyleyeyim. Ya e, Galatasaray farkı kaçırdı. Şunu yaptı, bunu yaptı arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Türk takımları zaten yıllardır böyle değil mi? Bizim bir Milan maçı vardı. O deplasmanda 3-1 yenildiğimiz Lan tek kale maç oynadı. Geçen seneki Sevilla maçı. Çok uzaklara gitmeyin ya. Galatasaray'ın Barcelona maçı vardı geçen sene. Bence turu hak etmişti oynadı tu. Ama bir şey oluyor. Herifler geliyor. iki tane geliyor. Üç tane geliyor. Beş tane geliyor. Atıp gidiyor. Yani istediğiniz kadar oynayın. Bir şey var ama çözemiyorum. Ee, o yüzden de durum bu. Konferans ligine çok küçümsüyor Galatasaray tarafları. Ya biz UEFA'da Şampiyonlar Ligi grubu çekmiş takımız. Bakın arkadaşlar günümüz futbolunda şu lig bundan değersiz, bu lig bundan değersiz diyemezsiniz. Ludo Gores bizden önceki maçta yedi yedi. Şimdi Fenerbahçe taraftarı yok hocam biz de yedi atar mıyız? Ya kardeşim böyle bir dünya yok. Anlayın bunu artık. Artık takımlar haftada iki tane maç yaptığı için aktif dinlenme yapıyor, bilmem bir şey yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Anladınız mı? Yani bir de şu var. <gülüyor> futbolcular eee <laughs> Kafalar başka yerde. Bak mesela o say Samuel'in aklı Premier Lig'de. İlk haberimizle başlayalım. İngiltere Premier Lig'de oynama hayalini sürdüren Bright Osay Samuel'in hocası İsmail Kartal'la bu konuda görüştüğü öğrenildi diyor. Şimdi Nijerya uyruklu ama İngiltere'de doğup büyüyor ve daha doğrusu İngiltere'de kendine futbolcu olarak doğup büyüyor diyeyim. Performansını yukarı çekmek için kolları sıvadı. Jesus döneminde 38 maçta gol atamamış. Ama İsmail Kartal'la 2 gol 2 asist. Mükemmel bir çıkış. Mükemmel bir performans. Anlatabiliyor muyum? Ve Fenerbahçe futbolcuları zaten scout ekiplerince takip ediliyor arkadaşlar. Çok ciddi takip ediliyor. Ya Fenerbahçe maçlarında bayağı bir scout ordusunu görebilirsiniz. Bu da söz konusu şey. Basit bir şey değil. Fenerbahçe devre arasında aldı. Bir gol attı. 2021 22 bir golle kapattı. Geçtiğimiz sezon skor katkısı sağlayamadı. Ama bu sene uçuşa geçti. Yani Ankara Gücü maçında galibiyet getiren golü attı. Hatayspor maçında takımın ikinci golünü attı. İsmail Kartal PlayStation'ı yasakladı. Demek istediğim şey şu. Hala eksikleri var o sahne. ve tam istediğim gibi değil diyor. Bak İsmail Kartal futbolculara sihirli bir dokunuş yapıyor. Bu sihirli dokunuş işte belki bizi Avrupa'da bir tık öteye taşır. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de olsa, Beştaş'da olsa muhtemelen bu Bayern Münih'e yenilebilirdi. Gerçekten yenilebilirdi. Çünkü yakaladığını atmak mesele Avrupa maçlarında. Yakaladığını atarsan yedilik yaparsın. Yani yakaladığını atman lazım. Mesela Fenerbahçe perşembe maçı var. Yakaladığını atarsa 7 atabilir arkadaşlar. Çok zor değil. Gerçekten zor değil. Bunu ligde de aynı şekilde. Yani işin özü girdiğin pozisyonları ne kadar değerlendirebilirsen <laughs> o kadar takım hüviyetin ön plana çıkıyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi mesela Fenerbahçe'de Fred, Şimanski, İsmail yüksek orta sahası var. Aslına bakarsanız öyle küçümserecek bir orta saha değil. Tamam rakiplerde şu var bu var İşte Bayern Münih'te Manchester'da şu var diyorsun ama yani artık günümüz futbolunda her takım her takımı yenebilir düzeyde. Ne derseniz deyin. Artık iş taktiklere bakıyor. Arkadaşlar o kadar çok taktik var ki. Şimanski demişken Fenerbahçe'de Şimanski için dev plan diyor. Sebastian Şimanski performansıyla alkışları topladı. Fenerbahçe'nin hedefi Şampiyonlar Ligi'nde parlatmak diyor. Kadıköy'ü Kadıköy'de boş geçmiyor. Hiçbir maç boş geçmemiş Kadıköy'de. Gaziantep'e bir asist. Antalya maçında bir gol. Başakşehir'e iki gol. Rize maçında bir gol. Son olarak Hatay maçında bir gol. Ve Fenerbahçe'nde de 9 milyon 750 bin euro alındı. İngilizde bir Liverpool'la Leipzig'le adı anılıyor ve hedeften düşmüyor. E Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne gitse bunları şey yapar. Bak ben mesela Galatasaray'a kızdığım noktalardan birisi de bu. Hiçbir futbolcusunun bu pazarda olmasına rağmen satamayacaklar. Hiçbirini. Hiçbirini satamayacaklar. Fenerbahçe şu pazarda olsun. 3 maçta 4 puan almış olsun. Emin olun Şimanski, Mimanski'yi devre arasında kaptırırız. Elimizden alırlar. 30'a 40'a alırlar. En güzel yaptığımız işlerden bir tanesi de bu. Şimdi sevgili arkadaşlar Fenerbahçe'de Livakovic'de işte, sorun yok. Dün e İdman fotoğraflarında da görsellerde de görebilirsiniz. Şu var. Hani Hatay maçında <laughs> yediği gollerde de aslına bakarsanız sakatlığın etkisi var. Hatalı gol yedi. Bence yediği iki gol de hatalıydı. Tamam. Birincisinde vuruş becerisi. Bir de dikkat edin top direğe çarpıp Rivakovic'e çarpıp giriyor. <laughs> hani çok az ihtimalde bir olabilecek bir şey. Ancak olur. Olmaz diye bir şey değil bu. Olmaz diye bir şey yok. Olur. Yani bu e, her kalecinin başına gelebilecek bir şey. Ama bizi asıl <laughs> ilgilendiren kısım şu ki sıkıntısı kalmadı. Sıkıntısı yok. Livakovic'in oynayabilir durumda. Şans verirse Perşembe günü oynayacak. Ha İrfan Can Eğribayat oynamalı mı? İrfan Can Eğribayat da oynayabilir. Mesela Mert Müldür, Emre Mor, Samet Akaydın gibi isimler konferanstaki kadrosunda yoklar arkadaşlar. O yüzden oynayamayacaklar. Zaten Kent, Osayi, Crespo bence bunlara gün doğdu. Osterwolde, e, Batshuayi. bunlara aslına bakarsanız bir nevi gün doğdu. Biz bunları da izleyeceğiz. Fenerbahçe'nin iyi tarafı şu. Yani Avrupa'da konferans liginde oyun, oynaması da iyi taraf. Çünkü yıllardır beklenen bir şampiyonluk var. Şampiyonluk Avrupa maçlarında falan çok çok daha önemli. Benim gözümde. Hani siz ne dersiniz bilmiyorum ve şampiyonluğu kovaladığım bir sezon böyle birlikte yer almak bence daha mantıklı. Kale direğine ayağını vurmuş ve tedavi sonrası oyuna devam etti. Ee, diyor yani herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi Onur Özgen'in Fenerbahçe'nin hücumlarını kontrol edilemez yapan bir detay karşı preslerinin boğucu bir yoğunlukta olması. İsmail yüksek 1 dedim ya size. Red ve Şimanski'den oluşan merkez üçlüsü öyle sıkı ve dinamik ki onlar sayesinde ön üçlüye sadece yerlerini korumaları yetiyor. Yani yerinde kalsalar yeter. Bunlar getirip aldı at pası veriyor diyor. Haksız mı? Bilhassa Şimanski ayrı bir paragraf açmak lazım. Süper Lig'de daha önce de büyük etki yaratan skorer 10 numaralar oynamıştı. Alex de Souza, Taliska, Ataşa, Sasa, İliç, Jaja gibi. Ama Şimanski'yi hepsinden ayıran bir şey var. Pres gücü. Ben bu kısmı normalde konuşmam. Ama WhatsApp grubundaki arkadaşlara da söyledim. Hak geçmesin size de söylüyorum. Şimanski 10 değil. Bizim bildiğimiz 10 numaraların hiçbiri pres yapmazdı. Şimanski kırma 8 gibi. Hani 8'den kırma 10 gibi. Anlatabiliyor muyum? Ayağı iyi hükmediyor o topa. Ve pres gücü yüksek. Atay maçında rakip ceza sahasında 5 kez topla buluşmuş. 3 şut pası vermiş. Ancak 9-2'li mücadelelerinde 7'sini kazanıp... Ee... 9-2'li mücadele özür dilerim. 11'de 9. 7 sahipsiz top kazanıp 3'te top çalmış. Ya bu gerçekten değil. Bak modern futbolun onu bu işte. O bitti. Hani ben durayım top bana gelsin ben yönlendireyim şekillendi. Bitti o. O kalmadı artık. Tipik altı numara da bitti. Ayağın iyi olacak. Topla iyi çıkacaksın iyi geleceksin edeceksin zaman zaman bindirme yapacaksın falan. Toplu oyunda aklı sürekli ceza sahasında olan ve skora bu kadar etki eden bir oyuncunun topsuz oyunda da takımına öylesine bir katkı yani böyle bir savunma katkısı sunması futbolda çok nadiren görülen bir şey. Halil Fenerbahçe için de inanılmaz bir lüks. Ben hep söylüyorum. Şimanski'nin yedeği Lincoln Henrique olabilir. Geçen sene sol beke devşirildi. Çok da güzel savunma yönünü geliştirdi. İrfancan kahveci de olabilir. İrfan Başakşehir'de 8 numara İrfancan olarak İrfancan oldu. Fenerbahçe'de de iş yapar. Onu da belirteyim. Fenerbahçe'yi bu sezon zirvede yalnız kalacağı ve baş başa bir yarış içinde olacağı Galatasaray'dan çok yönlülüğü ayırıyor. Galatasaray'da en az Fenerbahçe kadar etkili bir pres takımı. Alan bulduklarında çok etkili olabiliyorlar ama kapalı savunmalar karşı Galatasaray çok daha zorlanırken ve çözümü bireysel kaliteye dayanırken Fenerbahçe ise yine çok kaliteli ayaklara sahip olmasına rağmen onlara bağımlı kalmadan oyun gücüyle kendi çözümünü üretebiliyor. İki takımın da Süper Lig'in çok üzerinde kadro kalitelerine sahip olduğu kesin ama Fenerbahçe Galatasaray'dan daha uyumlu bir takım. Fenerbahçe bu sezon yalnızca takımın kalitesini arttırmadı. Aynı zamanda nihayet birbirini tamamlayan oyuncuları bulmayı da başardı. Ve bu ahenkleri rakipleri için sahip oldukları kaliteden daha korkutucu. Süper Lig'de 9-9'da başlayarak 1-2'ye imza attı Fenerbahçe'yi. Gelecekte bekleyen bir tehlike ise şu olabilir. Böyle yüksek yoğunluklu maç başlangıçlarının ödülünü Fenerbahçe şu ana kadar hep erken gollerle aldı. Ancak alamadığı maçlar da illaki olacaktır. O maçların ikinci yarıları biraz zorlu geçebilir diyor. Haklı ama eksik. Nedir eksik olan? Şu. Uyum süper. Transferler süper. Her şey süper. Ahenk de süper. Ancak atladığı nokta şu. Fenerbahçe'ye karşı takımlar kapalı savunma yapmıyorlar. Niye biliyor musunuz? İlk ben olacağım diyorlar. İlk ben olacağım. Fener'i yenen ilk ben olacağım diyorlar. Açık oynuyorlar. Bu da en büyük salaklıklar oluyor. Volkan Demirel Fenerbahçe'ye üçlü çıkarmadı. En büyük yanılgımız bu. Beşli çıkardı. Kapalı savunma oynadı. Kapalı savunma oynatınca dedi ki ben topu kaparım, kontralarla çıkarım. İlerideki hücumcularım çok kreatifler, çok üretkenler. Sprinterler, koşucular çok iyiler. Hani çapkadan tavşan çıkarabilirler. Ben bunu yaparım dedi. Niye yapamadı biliyor musun? Fenerbahçe'de çapkadan tavşan çıkaran oyuncu sayısı çok fazla. Geçen senelerde bir taneydi. Bir Trabzonspor maçı vardı. Hatırlar mısınız? Pelkas'ın attığı bir gol var, ceza sahası dışında. Şapkadan tavşanı çıkarıp köşeye vurdu. Yerden gol oldu. 1-0 Fenerbahçe kazandı. Bitti. Yine Fenerbahçe'de o sahayı bile şapkadan tavşan çıkarıyor. Lan hangisini tutacaksın? O Fenerbahçe'nin yedek sol beki değil mi? Perşembe oynasa itirazınız var mı? Mert Müldür oynayamıyor statü gereği. Yani yazdıramadığımız için. Perşembe oynasaydı, oynayabilseydi. Sıkıntı var mıydı? Bartu Elmas Perşembe ilk 11'de başlasa sıkıntı var mı? Anladınız mı demek istediğim? Ahenk uyum çok çok önemli. Deniz Çoban, Volkan Bayarstan Fenerbahçe Atay Spor maçında sadece bu haftanın değil sezonun en kötü performansını sergiledi. Arkadaşlar benim dikkat çektiğim yere herkes dikkat çekmeye başlamış. Herkes ayrıntıyı yakalamış. Maçı Fenerbahçe'nin kazanması şansıydı. Yaptığı hatalar kazanan takımı değiştirmediği için daha az yıpranacaktır. Maçta çok fazla kart ve faul hatası vardı. Ama öyle hatalara imza attı ki çalmadığı faullerin ve göstermediği kartların bir önemi kalmadı. Fel diye yapılan sarı kartlık faulü devam ettirdi. Top avuta çıktı. Faul çalmamasına rağmen dönüp Hataylı sporlu oyuncuya kart gösterdi. Bu hatayı amatör bir hakeme bile yakıştıramam diyor. Verilen penaltının offside gerekçesiyle var yardımıyla iptal de çok büyük bir hataydı. Üstüne bir de gösterdiği sarı kartı iptal ederek yapılan skandal hatalara bir yenisini daha ekledi. Volkan Bayarsan'ın bu maçta yaptığı hatalar kabul edilebilir hatalar değil. Uzun süre dinleneceğini ve maç alamayacağını tahmin ediyorum diyor. Şimdi arkadaşlar farkındaysanız Fenerbahçe'yi katledene artık maç falan yok. Hem de uzun süre yok. Cihan Aydın mıydı? Neydi o bir tanesi? Bizim maçta bir zırvaladı. Farkında mısınız? Maç yok. Nereyi yönetiyor biliyor musunuz? Bölgesel amatörlük maçına verilmiş. Süper league, hakemi bölgesel amatör maçına verilmiş. Yani şöyle söyleyeyim size. içişleri ee, İçişleri Bakanısınız, birdenbire köye muhtar olarak atanıyorsunuz. Öyle bir şey. Yani aldığı cezanın derecesini düşünün. Aynı şekilde Volkan Bayır sana bundan sonra maçı falan unutsun. <laughs> Ve aslında hakemler buradan şu mesaj alsın. Fenerbahçe maçında adam gibi yönetmezseniz ekmeğe muhtaç olursunuz. Maça muhtaç olursun. Gider. Bunun bir tık ötesi de var. Hesaplarınız şu bu belki de araştırılıyordur. Ne bilecek bileceksiniz. Banka hesapları telefon görüşmesi belki de araştırılıyordur. Abi geçen senelerde Fenerbahçe'nin kazandığı maçlarda hakemi vermiyorlardı. Hem de Fenerbahçe'nin hani nasıl diyeyim size Fenerbahçe'nin lehine hataları da olduğu oluyordu. Bu yani sene hiç lehine hata da yok Fenerbahçe'nin. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani bir Kasımpaşa maçında faul var diyorlar. Ya sıradan ikili mücadele her maçta yaşanıyor. Yani Galatasaray Trabzon maçında bir tane gol attı. Net bir faul vardı. Onu vermeyip o golü sayıyorsam bu gol, bunda zaten hiçbir faulün fesi yok. Bir avantaj diyebileceğiniz bu var. Başka hiçbir şey yok. Dekoya yapılan penaltı. Bana göre değil. Ben vermem bu penaltıyı. Ama İkar diye dokunuldu muydu penaltı? Kerem'e dokunuldu muydu penaltıysa bu da penaltı. Bunu anlatıyorum size. Ve e, aslında şifreyi vermiş. Yayıncı kuruluştaki Deniz Çoban boş beleş bir adam değil. Bunların bağlantısı var. İlginiz olsun arkadaşlar. Yani Okan Bayarsan Süper Ligi unutsun bundan sonra. Ahmet Ercanlar. Mehmet Büyükekşi hikayelerini git başkalarına anlat. Biz sizin salı günleri Galatasaray'la yaptığınız toplantıları biliyoruz. Haddinizi aşmayın ya istifa edin ya adalet terazisini sağlayın diyor Odri Meydan'da. Farkında mısınız? Kulüpler birbirini öldürecek dereceye geldi. Mehmet Büyükekşi'den ses daha yok. Ne kadar saçmalık. İtalyanlar Ferdi Kadıoğlu'na bir, bir, kez daha hayran kaldı diyor. Az önce dedim ya size. Hatay maçında Ferdi Kadıoğlu için tribündeymiş Napoli yetkilileri. Evet, sadece Ferdi için de değil olsun. Bir kez daha hayran kalmış. Kim Migi, Elif Elması Fenerbahçe'den aldı. Şimdi bu takip ediyorlar. Bir kez daha hayran kaldılar. 25 milyon euroluk bir tekliften bahsediyorlar arkadaşlar. Ferdi Kadıoğlu için. Ancak ben şunu söyleyeyim. Beni yanlış anlamayın. Değerini bulan her futbolcu satılmalı. Okey. Ya bu benim sözüm zaten. Ama Ferdi Kadıoğlu şimdilik değerini bulmadı. Ve ben açık söyleyeyim. Kendi futbolcumu övmeyi elbette severim. Yani rakibim böyle bir futbolcu olsa onu da överim. Lafım yok. Ama Ferdi'yi şu anda herhangi bir para birimiyle satmak mantıksızlık olur. Yani 100 milyon euro da verseler satmak mantıksızlık olur. Yerini dolduramayız. Çok ciddi sıkıntı yaşadı benden söylemesin. İsmail Kartal'ın galibiyeti sırrı ortaya çıktı. Ben bu haberi merak ettim. Şimdi birçok takıma ters gelen Hatay maçında Fenerbahçe yendi ama dersine iyi çalıştı İsmail Kartal. Rakibin hem üçlü hem beşli oyununa göre kurgusunu yaptı. Bunda da başarıya ulaştı. Şimdi bunu söylerken şöyle bir durum var. Fenerbahçe nereden biliyordu üçlü beşli oynayacağını diyeceksiniz. Arkadaşlar milli arada Antalya sporla hazırlık maçı yapıp 5-7 Hatay spor. Sadece Fenerbahçe maçına hazırlanmak için de hani bunu kumar olarak da algılayabilirsiniz ya bir blöf yapıyorlar. Bey üçlü üçlü çıkmayacaklar deyip blöf yapıyorlar diye düşünebilirdiniz. İsmail Kartal düşünmedi. Blöf yapmıyor dedi. Bu böyle çıkacak dedi. Tedbirini ona göre aldı. Siz Perşembe günü Fenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı olmasaydı ilk yarı 3-0 bitti ya. ikinci yarı 3-0 6-0 falan Fenerbahçe maçı alırdı. İkinci yarı boşladı takım. Onu söyleyeyim şimdi. Fenerbahçe her rakibe göre ayrı bir planı olması aslında başvur. Milli aradan döndü Fenerbahçe birçok futbolcu. Milli takımdaydı. Dünya yani Avrupa rekoruymuş. En çok bizim futbolcumuz varmış milli takımda. Çok enteresan. Çok şaşırdım. Lige konsantre olmakta zorlanabileceğini düşünüyor. İsmail Kartal her gün toplantı yapmış. Seri değil. Siz sadece kazanmayı düşünün. Maç maç gitmenin önemi. Hani Hatay'a ilk mağlubiyet yaşatıldı. Tek tek hazırlanmış. Şey yapmış. Ve Volkan Demirel'in Fenerbahçe'yi iyi tanıdığını biliyor. 3'lü 5'te çalıştığı için plan yapmış. Ve Fenerbahçe ilk 15 dakikada skoru 2-0 yaptı. Şimdi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Bir tek taktiği var biliyor musunuz? Sadece bir taktiği var. Rakibi biraz öne çek. Savunma arkasına top at. Koşu yaptır. Gol at. Hiç olmadı penaltı kazanırsın. Bir şekilde topu kardine buluştur. O atar. Hocam bu iki tane üç tane taktik olmuş oldu. Hayır bir taktik. Savunma arkasına top. Başka hiçbir taktik yok. Öbürü maçın içerisinde Icardi'yi görüyorsan ver o bir şeyler yapar. Şey. Aynı zamanda dikkat edin önemli her maçta çift önlü libero ile çıkıyor maça. Beşiktaş maçı Kaan Ayhan'la Torreira'yı oynattı. Bu maç Kaan Ayhan'la Torreira'yı oynattı. Bakın arkadaşlar taktik başka bir şey yok ha. maçı maçında da bunu yapacak. Niye? Orta saha üstünlüğünü ele geçireyim. Önde baskı yaparım. Rakip şişirir. Orta sahadakiler de pişirir. Ben bir şekilde pozisyona girerim diyor. Mantıklı. Peki ayağı iyi top yapan Hızlı savunmacılara karşı ne yapacaksın? Mesela ya Galatasaray'ın taktiği bu arkadaşlar. Mesela ben buradan Rize Spor'a Galatasaray'ın taktiği bu. Önde baskı yapacak. Sen topu şişireceksin. Ortaya doğru şişirirsen bay haline. Niye? Ortayı kalabalık yapacak. Kanatlara doğru şişirip <laughs> ikinci pasta Kontra atağa çıkabilirsen Galatasaray darma duman edersin. Bak Galatasaray yenmenin taktiği de çok basit. İki pasla çıkacaksın. Bir uzun pas, iki ara pas. 3 yapmayacaksın. 3 yaparsan orta sahada çünkü iyi türüyorlar. Baskıyla preste alırlar. Bitti. Ama Fenerbahçe'nin taktiği öyle değil. Tadiş'te gelen ataklar var. Erdiye'ye açılan koridorlar var. O yaptığı bindirmeler var. O attığı golde ne geziyordu orada? Birbirinin yerine kapatan futbolcular var. Ve önde baskı yapan 10 numarası var. Biliyor muyum? Rakibin oyunu anlayışına göre. Müthiş üçlü 17 takımı geçti. Edin Bu sezon tekrar eski günlerine dönen İrfan Can Eski günlerine değil. Eski günlerden daha iyisine döndü. Ve Şimanski attığı gollerle ligdeki 17 takımı geride bırakmış. 17 takımı. Sadece 18 gol atan. 17 gol atmışlar. 17 takımı geride bırakmışlar. Sadece Galatasaray 18 gol atmış. Adana Demirspor 19 gol atmış. Yani geçemedikleri takımlar bunlar. Varın gerisini siz düşün. Anladınız mı demek istediğim? Ve bunlar sadece birkaç futbolcu. Kaç ya 3 tane futbolcun ligdeki 17 takımdan daha fazla gol atıyor. Şans mıdır? Diyebilirsin. Talih midir? Diyebilirsin. Oyun anlayışı olabilir. Güzel futbol olabilir. Çalışma olabilir. Fenerbahçe'de Ocak ayı hedefleri belli oldu diyor. Şimdi arkadaşlar bu haber uzun bir haber. Atay Spor, Lisans, Engel, Transfer, Ali Koç 6 numara takviyesini bana bırakın dedi yetiştiremedi. Bir şey soracağım. Delikanlı ol. Mert ol. İyi ki diyorsunuz değil mi? Yani iyi ki diyorsunuz. Ben diyorum. Ben iyi ki diyorum. İyi ki alamamışız diyorum. 3 Türk kuralı var. Mecbursun. Herifler ne yapıyor? Kaan Ayhan'ı orta sahaya koyuyor ki Zaha'yı falan oynatayım diye. Kaan Ayhan ke bardakçı Kerem. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Abdülkerim şey herkes ikar diye odaklanıyor. Abdülkerim bardakçı 2 ay sakatlansın. Siz Galatasaray'daki komediyi izleyin. Nelson Küstü oynamıyor. Sanchez'in yanına Kaan Ayhan'ı koysa Kaan Ayhan stoperde evlere şenlik. Oraya Kaan Ayhan'ı koysa, Kerem'i bir kan kanada koysa ya Halil Devrişoğlu'nu koyacak Korbe'de ya Kazımcan Karataş'ı koyacak. O kanat var ya çökecek, perte çıkacak. Bilginiz olsun. Ama Fenerbahçe'de ya Mert Müldür'ü koy sırıtmaz. Serdar Aziz'i koy sırıtmaz. Samet Akay'da mesela milli takımda gördünüz. Ama hocam hatalı gol yedi. Olsun. Verdi. Ya kaleci İrfan Can koysan sorun çözülüyor zaten. İsmail zaten merkezde. Fred Şimanski. İrfan Can Cengiz. Neyse demek istediğim anlayın. Şimdi birinci isim Piotr Zielinski olmuş. Ne oldu arkadaşlar? Mustafa Hoca yalan söylüyordu. Ne oldu? Prim kasıyordu. Zielinski ismi. Herkese de hodri meydan diyorum. Herkese de yani tokadı çarparım. Zielinski'yi benden hariç söyleyen yoktu. Benden bir ay sonra konuşmaya başladınız. Son 7 yıldır 40 maçın üstünde sahaya çıkan Polonyalı orta saha İtalyan ekibinde istikrar abidesi oldu. Devre arasında girişimler hızlanacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 35 milyon euro. Ne oldu? Ben size ne dedim? Asıl duyumlar transfer sezonundan sonra olur. Transfer sezonu yokken olur. Asıl duyumlar. Ne oldu arkadaşlar? 13 maç, 3 gol, 3 asist, 916 dakika. Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 1 gol, 1 asist, 165 dakika. Sözleşmesi bitecek. E Şimanski de bizde haliyle. 2. Plase Fofana. Yusuf Yusuf Fofana. Ne oldu Yusuf Fofana? Hatırladınız mı? Hatırladınız. Üye arkadaşlar size söylüyorum. Ayda 15 TL veriyorsunuz. Kanala üye oluyorsunuz. <laughs> Katkınız için, desteğiniz için teşekkürler. Hani YouTube bayağı para kestiği için bize bir şey kalmıyor. Onu da zaten hediye üyelik falan filan derken bitiriyoruz. İkincisi Yusuf Fofana. Yusuf Fofana bunu da konuştuk arkadaşlar. Sözleşme sezon sonu bitiyor ama bir yıl opsiyonu var diye belirttim. 9 maç 2 asist 786 dakika. Ancak Monaco'nun futbolcusu bunu e, hatırlayanlar bilir. Beklemeyin dedim. Yine aynı görüşteyim. Bunu beklemeyin. Sözleşmesi bir şey Geçin onu. Altasaray'da istediği kadar ilgilensin. Geçtik aşısı. Cher Endor. Paris Saint Germain'in genç oyuncusu Cher Endor oldu. Bunu ben de ilk defa duyuyorum. Şimdi doğruya doğru. Şimdi yalana da gerek yok. Bunu ben de ilk defa duyuyorum açıkçası. 27 Temmuz 2004 doğumlu. 19 yaşında futbolcu. 1.90 boyunda. 1.90 boyunda merkez ortası mı olur? Stoperden kırmadır bu. Stoperden kırmadır. İmkanı yok. 1.90 boyunda merkez ortası olmaz. Forvet arkası 10 numara. İmkanı yok. 1.90 boyunda imkanı yok arkadaşlar. Lig 1'de 12 dakika süre almış. 2028'e kadar sözleşmesi var. Ben size bir şey söyleyeyim. İmkanı yok böyle bir ismin. ve ee, 1.90 boyunda yani ön libero bir de Paris Saint Germain. Bunu hiç beklemeyin. Pogba'ya benzetiliyor demiş. Zaten Pogba'yı da Pogba yapan oydu. Ben şu an niye 1.90 boyunda ön libero olmaz diyorum. Stoperden kırma diyorum. Olmaz. Yani modern futbolda olmaz. Ama bu oluyorsa. Bir de Paris Saint Germain'in falan altyapısından futbolcu almak çok zor. Bak. Nereden alırsın futbolcu biliyor musun? Hatay Spor'dan alırsın. Ben size elemanı söyledim. Takip edin. İzleyin o elemanı. Bu sene attırım için izleyin. Manchester City altyapısından çıkmış. Kütürük eri gibi futbolcu. Tamam mı? Yaşı genç. Daha 20'li yaşlarda. Parlayınca alacaksın. Yani parlayınca alacaksın. Hocam bizde tutar mı? olması için bir ihtimal göremiyorum açıkçası. Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz değil mi? Delebaşıru'dan bahsediyorum. Bu çocuğu izleyin bak bu çocukta potansiyel çok yüksek. Ve Fizik gelişimini falan tamamlarsa çok canlar yakar. Aynı şekilde bak aynı şekilde ee, adı şimdi aklıma gelmedi. Dur. Delebaşıru 22 yaşında dedik. Merkez orta saha kanat da oynayabiliyor. Ee, Joelson Fernandez. Bu kanat oyuncusuna da dikkat. Harry Roberto Rivas. Zaten Rivas az buçuk kendini kanıtlayan bir isim. Bir de yani genç olduğu için söylüyorum. Dadaşov kiralık ama ben Dadaşov'un çok tutacağını zannetmiyorum. Yani bu takımda dediğim gibi Joelson Fernandez ve Delebaşiro'yu izleyin. Çünkü geleceğe bence damga vurabilecek isimler. Çok çok geleceğe damga vurabilecek isimler. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu arada cumartesi günü saat 13.30'da Hatay Spor'un Kayseri Spor maçı var. İzleyin. İzleyin çünkü Fenerbahçe ile oynadıktan sonra takımlarda yükseliş oluyor. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Çünkü Fenerbahçe'ye yenildikten sonra aa taktiğimizde şu hata varmış. Tekniğimizde bu hata varmış. Biz demek ki şu yüzden yenildik diye 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 hatalarını bulup düzeliyorlar. İnanır mısınız bilmiyorum. Fenerbahçe'ye yenilen takımlar bir Gaziantep hatasını bulamadı. Niye Gaziantep hakemle yenildiğini düşünecek kadar maalesef sosyal medyanın gazına geldi. Hakemle falan yenilmedi. Fenerbahçe'ye aslan kesildin. Futbolcun kırmızı yedi. Sezon açılışıydı. Fenerbahçe'de sahaya çıktı. Kütürü kedi gibi oynadı. Onun dışında bize yenilen takımlara dikkatlice bakın. Bize yenilen takımlara bakın arkadaşlar. Toparlanma var mı yok mu? Siz karar verin. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İsmail Kartal'ın açıklaması da bitmek. Yani şu anda siz bu izlerken yapılmış olacak. Ben onu hazırlarım. Perşembe günü bol bol vaktimiz var. Görüşmek üzere arkadaşlar.